Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Kahramanmaraş depremlerine teknik bakış seminerini düzenledi. Birçok uzman ismin katıldığı seminerde şubede görevlilerin deprem bölgelerindeki izlenimleri aktarıldı. Hatalar, sektör sorunları ve bundan sonra neler yapılabilir diye çözümler de konuşuldu. Biraz Hatay özelinde de bir sunu hazırladı katılımcılar. Hatay zemin etkisi açısından özel değerlendirilmesi gereken bir yer olduğu için Hatay özelinde de bugün bir toplantımız var. En büyük hatalar bölgedeki beton hataları, uygulama hataları, çelik ve benzeri malzeme hatalarını izleyebiliyoruz. Denetimli binalardaki performansın sektörü 90'lı yıllardan bugüne kadar hangi seviyelere taşıdığını ve niteliklerini izleyebiliyoruz ve onları görüyoruz. Kat yüksekliğinde ya da imara açılan o bölgelerin açılmaması gerekiyordu. Bir, hani zeminle ilgili sıkıntı. İkincisi, tasarımsal sıkıntılar var. Üçüncüsü, yönetmelik olarak, yani yönetmeliğin eksik kaldığı bazı noktalar var. Yapı denetimin başarısı diye görüyoruz ama aslında kendi içimizde bu 292'yi de inceleyip de hataları çözmemiz lazım. Deprem üzerinden Bursa'daki sorunlar ve çözüm önerileri de konuşuldu. Bursa'da yapılacak çok şey var. Yapmadıklarımızı bugünden itibaren yapmak zorundayız. Biz de oda olarak bundan sonra yapılacaklara bir şekilde ışık tutmak istiyoruz. Burada meydana gelebilecek bir hasarın oluşturabileceği ek trafiği eklersek, yani düşünmesi bilen insanı üzüyor, çözüm bulmaya yoruyor. Bursa'nın bir dezavantajı daha var. Alternatif yolları az. Bu da önemli bir sorun. İmar ulaşım ilişkisi, şehirleşme, şehirlerin obezleşmesi, yüklerinden kurtarılması, bunları hep beraber değerlendirmek lazım. Hem bina yoğunluğu fazla, hem de alternatif üretilebilecek alan kısıtlı. Kamulaştırma bedelleri çok yüksek. Otoyolun şehire bağlantısını sağlamamız lazım daha sık aralıklarla. Bir de acil ulaşım yollarını şimdiden değerlendirmemiz lazım. Deprem anında nerede ne olursa ne yapacağız diye senaryoları değerlendirmemiz lazım. Deprem konusunda vatandaşlara da denetim amacıyla nerelere başvurulacağından bahsedildi. Konu hakkında bilgili ve tecrübeli firmalarla, mühendis arkadaşlarımızla çalışmalarını biz öneriyoruz. Çünkü yanlış bir uygulama sağlıklı bir binaya hasar verebilir veyahut da ekonomik olarak vatandaşların büyük kayıplarına neden olabilir diye özetleyebiliriz.